Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde yeni ünitemize giriş yapıyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim. İlk konumuz ise kaynaklarımız kazanca dönüşüyor. Arkadaşlar, toprak, su, orman ve madenler başlıca doğal kaynaklarımızdır. Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Doğal kaynaklar sanayiye ihtiyacı olan ham madde ve enerjiyi sağlamaktadır. Doğal kaynaklar ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Burada doğal kaynaklar ve bunlarla ilişkili ekonomik faaliyetler birlikte verilmiştir. İnceleyelim. Toprakla ilgili arkadaşlar ekonomik sektörler, tarım, hayvancılık ve seramik yapımıdır. Su ile ilgili sektörler, balıkçılık, deniz turizmi ve ulaşımdır. Ormanla ilgili ekonomik sektörler, kağıt sanayisi, mobilya sanayisi ve kereste üretimidir. Madenle ilgili alanlar ise madencilik ve demirçilik sanayisidir. Arkadaşlar, ekonomik sektörler, tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Tarımın kapsamına ziraat ve hayvancılık girer. Sanayinin kapsamına ise makine, gıda, maden, kimya, toprak ürünleri, tekstil ve deri, otomotiv ürünleri ve orman ürünleri girmektedir. Hizmetin kapsamına ise eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, ticaret ve güvenlik gibi alanlar girmektedir. Ülkemiz elverişli tarım arazilerine sahiptir. Tarım, ülkemizin önemli ekonomik sektörlerinden biridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında insan gücü ile yapılan tarımsal faaliyetler, teknolojinin gelişmesi ile modern yöntemler ve makinelerle yapılmaya başlanmıştır. Makineli tarımın yaygınlaşması günümüzde insan gücüne olan ihtiyacı da azaltmıştır. Ülkemizde tarımı destekleyen pek çok kuruluş vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. İlk olarak arkadaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, GAP İdaresi Başkanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlar tarımı destekleyen kuruluşlardır. Ülkemizde madenciliğe bakalım. Türkiye yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir ülkedir. Madenler ülke ekonomisinin gelişmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması yönünden çok önemlidir. Aşağıda ülkemizde çıkarılan bazı madenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. İlk olarak arkadaşlar demir. Demir, demir çelik fabrikalarının ham maddesidir. Çok dayanıklı bir madendir. Ülkemizde de Sivas'ta, Malatya'da çıkarılır. Ereğli, Karabük ve İskenderun'daki demir çelik fabrikalarında işlenir. İkincisi krom. Demirin sertleşmesini ve çeliğin paslanmasını engellemek için kullanılır. Ülkemizde Fethiye Köyceğiz'de yatakları bulunmaktadır. Büyük bir bölümü arkadaşlar dış ülkelere ihraç edilmektedir, yani satılmaktadır. Bakır, kolay işlenebilen bir madendir. Elektriği hızlı ilettiği için daha çok elektrik elektronik sanayisinde kullanılır. Ülkemizde de Artvin'de, Kastamonu'da, Elazığ ve Diyarbakır'da çıkarılmaktadır. Ve bor. Arkadaşlar bor, jet ve roket yakıtı olarak ardından sabun, deterjan, cam, kağıt ve çeşitli elektronik araçların yapımı gibi çok sayıda kullanım alanı vardır. Ülkemiz bor rezervi bakımından dünyada birinci sıradadır. Ve ülkemizde en çok arkadaşlar Eskişehir ve Balıkesir'de bor mineralleri çıkarılmaktadır. Boksit, alüminyumun ham maddesidir. Ülkemizde Antalya ve Konya'da çıkarılmaktadır. Burada da arkadaşlar bazı görseller verilmiş. Bakır'a ait bir görsel, demir ve bor minerallerini gösteren bir görsel. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetleri ilgili olduğu kaynak ile eşleştiriniz. Birincisi arkadaşlar kerestecilik, orman alanıyla ilgili bir ekonomik sektördür. Tarım arkadaşlar toprakla ilgili bir sektördür. Balıkçılık su ile ilgilidir. Demir çelik üretimi madenlerimizle ilgilidir. Hayvancılık arkadaşlar toprakla ilgili bir sektördür. Kağıt üretimi yine ormanlarla ilgilidir.
Mobilyacılık yine arkadaşlar ormanlarla ilgilidir. Taş kömürü maden sektörüyle ilgilidir. Seramikçilik arkadaşlar toprakla ilgili bir sektördür ve yine bakır işletmeciliği de madencilik alanındaki bir faaliyettir. İkinci etkinliğimizi de yapalım. Aşağıdaki görselleri ilgili olduğu kaynak ile eşleştiriniz. Arkadaşlar birinci görselimizde mobilyalar görmekteyiz. Mobilyalar ormanlarla ilgili bir sektördür. İkincisi, burada bor minerallerinin görsellerini görmekteyiz. Bu da madencilik sektörüyle ilgilidir. Üçüncü görselimizde arkadaşlar deniz turizmi belirtilmiştir. Bu da sularla, denizlerle ilgili bir ekonomik sektördür. Dördüncü görselimizde tarım faaliyeti belirtilmiştir ve bu da arkadaşlar topraktan elde edilen bir gelirdir. Bu etkinliğimizi tamamlıyoruz ve sıradaki etkinliğimizi yapalım. Haritadan yararlanarak aşağıda verilen yerlerden hangi madenlerin çıkarıldığını ve bu madenlere dayalı olabilecek fabrika veya endüstri kuruluşlarını yazınız. İlk olarak arkadaşlar Zonguldak'ta çıkarılan maden birincisi taş kömürüdür. Soma, Manisa ve Kahramanmaraş'ta bolca çıkarılan bir yeraltı kaynağı arkadaşlar lignit olacaktır. Artvin, Murgul, Kastamonu, Kürede çıkarılan önemli bir yeraltı kaynağımız yine bakırdır. Seydişehir yani Konya'da çıkarılan kaynağımız boksit. Elazığ'da arkadaşlar krom ve Batman'da da en önemli kaynaklardan birisi petrol çıkarılmaktadır. Fabrika, tesis veya santrallere baktığımızda arkadaşlar taş kömürü demir çelik fabrikalarında kullanılır. Arkadaşlar lignit termik santrallerde elektrik üretmek amaçlı kullanılır. Ardından bakır işletmelerinde kullanılır. Boksit, alüminyum fabrikalarında kullanılır. Krom, ferrokrom işletmesi de kullanılır. Ve arkadaşlar petrol de rafinerilerde çeşitli hallerde değerlendirilir. Etkinliğimizi tamamlıyoruz. Arkadaşlar bu etkinliği sizlere ödev olarak bırakıyorum. Ardından gelen etkinlik de yine sizlerin ödevi olsun. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarının karşısına hangi tarım ürünü veya ürünlerinin kullanıldığını yazınız. Birincisi arkadaşlar un fabrikalarında en başta buğday tarım ürünü kullanılmaktadır. Bitkisel yağ fabrikalarında ayçiçeği, fındık, mısır, zeytin gibi tarım ürünleri kullanılmaktadır. Dokuma fabrikalarında arkadaşlar en başta pamuk kullanılır. Şeker fabrikalarında ise şeker pancarı kullanılmaktadır. Etkinliğimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar devamında gelen konu değerlendirme testlerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.